Öncelikle çözüm süreciyle başlayalım yayınımıza. Çözüm sürecinin ikinci aşamasının tartışılan en önemli başlıklarından birisi de demokratikleşme paketi. Pakette herkes için demokrasi dediniz. Herkes için demokrasi pakette nasıl yer alacak Sayın Bakan? Şimdi tabii bu çalışmaları getirip sadece çözüm sürecine indirgersek eksik bırakmış oluruz. Aslında AK Parti iktidara geldiği günden bugüne, 2002'den bu yana çok önemli adımlara imza attı. Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda, Türkiye'de sistemin halka açılması konusunda, milli irade üzerindeki vesayet organlarının tasfiyesi konusunda çok tarihi adımlar atıldı. Ve Türkiye'de demokrasinin kurumsallaşması için çok önemli değişimler yapıldı. En son yapmış olduğumuz büyük kongremizde de kamuoyuna bir deklarasyonda bulundu AK Parti. 2023 vizyonunu, hedeflerini deklare eden ve bunları taadat eden, sıralayan bir metin yayınladık. Ve bu metinde AK Parti hedeflerini belirlerken şunları 2023'e kadar gerçekleştireceğim diye taahhüt etti. Bakınız aradan bir yıl daha geçmedi, bir yıl da olmadı ama o 63 madde içerisinde yapacağız dediğimiz şeylerden kendi bakanlığıma ilişkin yapılanlardan birkaç başlık vereyim size. Yani bu çözüm süreci falan yoktu o zaman ortada. Dördüncü yargı paketi çıkarılacak denildi, yasalaştı ve şu anda uygulanıyor. Yine yurt dışı teşkilatlarımıza adli müşavirler atayacağız demiştik. Onlar atandı, görevlerinin başında şu anda onlar çalışıyor. Ve hafif suçlarda tutukluluk olmasın, tutuklu yargılamalar indirilsin, aza düşürülsün diye bir maddemiz vardı. İki yıla kadar ceza limiti olan, üst limiti olan fiillerden dolayı tutuklama yasağı getirildi. Yine hükümlü ve tutuklulara cezaevindeyken eş görüşü, aile görüşü imkanı getireceğiz dedik. Bu yasalaştı, şu anda uygulanıyor. Ana dilde savunmanın önündeki engeller kaldırılacak demiş idik. Bu kaldırıldı ve şu anda tatbik ediliyor. Darbelerin dayanağı olan hukuki metinler ayıklanacak dedik. Bu da yapıldı. Şimdi şunu ifade edeyim. AK Parti bir yandan taahhüt ediyor, bir yandan hayata geçiriyor. Ve biz bunları taahhüt ettiğimizde, 2012'nin sonbaharında büyük kongremiz öncesinde bunları topluma deklare ederken, bu çözüm süreci dediğimiz çalışmalar henüz yoktu ortada. Şunu demeye çalışıyorum. Biz 2002'den bu yana Türkiye'nin demokratik standartlarını yükseltme, demokrasinin kesintisiz sürdürülebilir hale getirilmesi konusunda çok önemli adımlar attık, değişimler sağladık. Bundan sonra da bu değişimlere devam edeceğiz. Yine 63 madde içerisinde bakanlık olarak yaptıklarımızdan bahsettim. Ama önümüzdeki süreçte yapılacaklara dair birkaç başlık da paylaşmak istiyorum. Geriye kalan maddeler içerisinde parti kapatmalara tamamen son verilmesi. Temel hedeflerden bir tanesi. Tabii bununla ilgili anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Onu bekliyoruz. Mutlaka yeni bir anayasanın Türkiye'ye kazandırılması. Bu da önceliklerimiz arasında. Güvenlik için özgürlüklerden fedakarlık yapılmaması. Entegre sınır yönetiminin hayata geçirilmesi. Jandarmanın kolluk gücü olarak daha sivil bir yapıya kavuşturulması ve Avrupa Birliği hedeflerinden şaşılmaması, o çizgiden ayrılmamak gibi hedefler var. O zaman bu takdirde sınır var. Güvenliği sivil unsurlarla sağlanacak değil mi Sayın Bakan? Entegre sınır yönetimi içerisinde evet askeri birimlerden sivil idareye geçmesini öngören bu Avrupa Birliği ile yürütülen 22. ve 23. fasıllar için özellikle 22. faslın açılış kriterlerinden bir tanesidir. O açıdan bunu Türkiye'nin yapması gerekiyor. Bu da bizim hedeflerimiz içerisinde. Önümüzdeki dönemde de bunlar olacak inşallah. Hemen merak edilen başlığa tekrar dönersek, demokratikleşme paketinin içinde ne var ne yok? Şu ana kadar çok fazla yazıldı, çizildi. Biz sizden duymak istiyoruz. Şimdi tabii 2002'den bugüne çok şey yaptık dedim. Son bir sene içerisinde yaptıklarımızdan bahsettim ve önümüzdeki dönemdeki hedeflerimizden bahsettim. Tabii bunlar bir bütün. Bunun içerisinden şunlar çözüm süreci için, bunlar başka süreçler için değil, tamamı Türkiye için ve 76 milyon için bir çalışma yapıyoruz. Bizim bu çalışmalarımız herkes için demokrasi ilkesiyle yola çıkılarak hazırlandı. Yoksa toplumdaki Kürtlere, Araplara, Çerkezlere, Türkmenlere ayrı ayrı bir çalışma gibi bir sistemi olamaz. Tamamı bu ülkede yaşayan insanımız için yapılan değişiklikler. Ama önümüzdeki süreçte masa üzerinde tartışılan konular var. Bunlar henüz kararlaştırılmış, son nokta konulmuş değil. Bunlar tartışılıyor. Bugün öğleden sonra yine bir toplantımız olacak inşallah. Orada
son gelinen noktayı değerlendireceğiz. Bu kez başbakanla mı yapacaksınız? Yok, yine biz Beşir Bey'in riyasetinde bunları çalışacağız. Ve en nihayetinde son reddede Sayın Başbakanımıza arz edeceğiz ve parti yetkili kurullarında görüşüldükten sonra da kamuoyuyla paylaşılacak. Basında aslında birçoğu yer aldı ama tartışılan ya da masa üzerinde olan başlıklardan birkaçını paylaşmak istersem, siyasi partiler ki bunlar işte barajı aşamayan %7'nin altında kalan partiler, bunlara hazine yardımı yapılmasına ilişkin seçenek masanın üzerinde, nefret suçlarına yönelik bir özel mücadele yöntemini getirelim diye bir çalışmamız var. Yine bağımsız kolluk denetim mekanizmasının kurulması önemli bir başlık. Kişisel verilerin korunması yasasının bir an önce parlamentodan geçirilmesi önemli bir başlık. Toplumda değişik beklenti içerisinde bulunan azınlıkların ya da Alevi vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamaya dönük maddeler bu masa üzerinde tartışma konuları arasında. Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik komisyonu kurulması yine konu başlıklarından ve siyasi partiler yasasında bir takım değişimleri öngören farklı teklifler, öneriler masa üzerinde çalışma yapılan konular. Ama bunların hangileri yer alacak, hangileri yer almayacak? Nihai çalışma ortaya çıktığında, yetkili kurullardan geçtiğinde bunlar toplumla, kamuoyuyla ve sizlerle paylaşılacak. Sayın Bakan, siyasi partiler yasasında değişiklik dediniz. Kürtçe propaganda suç sayılmayacak mı artık? Aslında 2011 seçimlerinde buna ilişkin bir seçim yasasında değişiklik yapıldı ama bu değişimin siyasi partiler yasasındaki karşılıkları duruyor. Onların da aynı yasayla paralel hale getirilmesi gerekiyor. Bu bağlamda bir takım düzenlemeler var. Azınlıkların hakları dediniz. Burada merak edilen konu ruhban okulu açılması bu süreçte mümkün olacak mı? Konu başlıkları arasında, tartışılan konular arasında var. Sonuç ortaya çıktığında beraber göreceğiz ama masanın üzerinde tartışılıyor. Ruhban okulu açılabilir mi yani bu süreçte birlikte? Elbette bu süreçte öyle bir karar çıkarsa bu siyasi bir karardır. Açılabilir. Bir başka nokta Alevilerle ilgili düzenlemeler. Alevilere verilecek haklar, Alevileri memnun edecek mi? Uzun süredir istedikleri haklar bu paketin içinde yer alabilecek mi Sayın Bakan? Aslında yıllar öncesinden başlayan bir süreç var. Türkiye'deki Alevi sivil toplum mensuplarıyla uzun süre Faruk Çelik Bakanımızın riyasetinde yapılan çalışmalar vardı. O çalışma süreci içerisinde talepler, bunların hangileri hangi bağlamda hayata geçirilebilir, çok detaylı çalışmalar yapıldı. O çalışmalardan da istifade edilerek ümit ediyorum bu çalışma içerisinde bir takım düzenlemeler gelecek. Merak edilen soru %10 seçim barajı kalacak mı? Sayın Başbakanımız ifade ettiler. Türkiye'de istiklal açısından bu şu anda düşünülmüyor. Tabii temsilde adalet ama aynı zamanda yönetimde de istikrar. Bunun birlikte sağlanacağı bir formülün oluşturulması lazım. Siyasi partiler kanununda değişiklik dediniz. Bu siyasi partiler kanununda değişiklik yapıldığında eş başkanlık sistemi partilere sağlanabilecek mi? Şimdi bu yönde talepler var. Doğrusu tartışıyoruz. Bunun artısı eksisi olabilir mi olamaz mı? Yani olmaması için ciddi bir neden olduğunu düşünmüyorum ben. Tüm partiler için geçerli olacak. Elbette tüzüğünde yer almak şartıyla partiler bu tip bir yöntemi uygulayabilecekler umarım. Daraltılmış bölge pakette yer alabilir mi? Bu da çok tartışılıyor çünkü. Tabii biraz önce ifade ettim. Konu başlığı olarak tartıştığımız bir tanesi de bu. Daraltılmış bölge sistemi. Seçmenin seçtiği vekili, temsilcisini daha yakından tanıma imkanı getirecek. Daha demokrasiyi içselleştirecek bir aslında yöntem olur. Bunun simülasyonları üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu sayede belli illerde ki milletvekili sayısı mı azalacak Sayın Bakan? Şimdi şöyle söyleyeyim. İşte Ankara'da 40'a yakın milletvekili çıkıyorsa bu iki bölgede seçiliyor. 20 milletvekili. Seçmen hangi vekili kimi seçtiğini çok yakın tanıma imkanına sahip değil. Oysa seçim bölgelerini daraltarak orada 4-5 milletvekillik gruplar yaparak orayı bir seçim bölgesi yapmak. Böylece o bölgede 4-5 kişinin tanınması çok daha kolay. Kim kimin niçin seçtiğini daha iyi bilsin. Hakikaten adayları tanıyarak oy versin. Sayın Bakan, yine merak edilen konu ana dilde eğitim ve kamusal alanda Kürtçe hizmet bunun içinde yer alacak mı? Şimdi tabii bu bahsettiğiniz özellikle ana dilde eğitim meselesi anayasadaki değişikliğe bağlı bir süreç. Anayasanın ilgili maddesinde bir değişim olmadan çok kolay gözükmüyor.
Sayın Ergin, köy kanunu değiştirilerek Türkçe olmayan yer isimlerinin de değiştirilmesi gündeme geldi. Daha önce Kürtçe olan isimler Türkçe olarak değiştirilmişti. Şimdi bu Kürtçe olan illere, ilçelere kendi isimleri verilebilir diye. Aslında konu sadece Kürtçe'ye özgü bir şey değil. İller İdaresi kanunundaki o düzenleme Türkçe olmayan isimler diye geçiyor. Burada Arapça da var, Rumca da var, efendim Zazaca da var ya da belki Lazca da var. Ama neticeten Türkçe olmayan yerleşim yerlerinin isimlerini değiştirmeyi öngören bir düzenleme var İller İdaresi kanununda. Onun değişmesiyle ilgili bir öneri var masada. O da üzerinde istişare edilen konular arasında. Bu paket için meclis Ekim ayından önce çalışabilir mi? Yani olağanüstü toplanabilir mi? Şimdi parlamento tabii çok yoğun, yorucu bir çalışmadan sonra tatile çıktı. Milletvekillerinin de belli bir süre dinlenme hakkı, onların ailelerinin, aynı şekilde meclis çalışanlarının belli bir süre istirahat etme hakları var. Ancak illa bir Ekim'de açılacak diye bir kural da yok. Geçtiğimiz yıllarda da çok defa bir Ekim'den önce parlamento çalışmaya başladı bu ülkede. İhtiyaç olması halinde yine bir Ekim öncesinde parlamento toplanabilir. Sayın Bakan, ikinci aşamanın en önemli başlığı demokratikleşme paketi dedik. Çünkü bu süreç demokratikleşmeyi içine aldığı için. Şimdi bu süreçle ilgili tüm koşullar oluştu mu ve PKK'nın Türkiye'den çıkışı konusunda bir oran verebilir misiniz? Çünkü birçok oran verildi şu ana kadar. Net bir oran var mı ve çıkışlar tümüyle ne zaman bitecek? Vallahi bu biraz Nasrettin Hoca'nın fıkrasına benzer. İşte ayağımı bastığım yer dünyanın tam ortası, inanmıyorsan ölç bak falan. Burada esas olan birinci aşamanın yüzde kaçı gitti, kaç kişi çıktı, kaç kişi çıkmadıdan ziyade biz bu çözüm sürecini yol haritasına bağlarken üç aşamadan bahsettik ve topluma bunu da deklare ettik aslında. Birinci aşama eylemsizlik süreci ve silahlı unsurların yurt dışına çıkmasına dönük iki ana başlığı içeriyor. Birinci aşamaya ilişkin eylemsizlik ya da çatışmasızlık ortamı önemli ölçüde temin edilmiş durumda. Ama yurt dışına çıkışlarla ilgili bir kısım çıkanlar var, çıkma hazırlığında ya da çıkmak üzere olanlar var. Fakat burada işte 10 kişi çıktı, 15 kişi geride kaldı gibi değerlendirmelerin önemli bir kısmı izafidir. İstihbarat birimlerimiz aslında sağlıklı bir takım tahliller de yapıyor, yapmıyor değil. Ama bu süreci bu noktaya indirgemek çok doğru değil diye düşünüyorum. Kaldı ki bu süreçte adım atması gerekenler konuyu bu şekildeki şablonlar içerisine sıkıştırmadan esasa dönük, amacı ortaya çıkaracak adımlara dönük gayret göstermeleri gerekiyor. Birinci aşama bu dedim. İkinci aşama demokrasimizin güçlendirilmesi. Demokratik tahkimatın arttırılması. Bu aşamayla ilgili biraz önce ifade ettim. Çözüm süreci başlamazdan önce AK Parti Kongresi'nde biz 63 maddelik 2023 vizyon hedefimizi belirledik. Ve bu noktada adımlarımızı attık, birçoğunu da hayata geçirdik dedim. Biraz önce de söylediğim konu başlıklarına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bunun dışında yine 2023 hedefi içerisinde olan konu başlıkları da bundan sonraki çalışma metinleri içerisinde yer alacak. İkinci aşamada bu. Üçüncü aşama dediğimiz normalleşme süreci. İlk iki aşama sağlıklı şekilde mesafe kat ederse, üçüncü aşamada somut bir suça bulaşmamış olup örgüt üyelerinden yurda dönmek isteyenlerin belli bir şekilde dönmesinin sağlanması ve normalleşme sürecinde bunların topluma ve ailelerine adapte olmalarına dönük çalışmaların ortaya konulması. Şimdi üçüncü aşama bir af niteliğinde olacak mı o zaman Sayın Bakan? Şimdi tabii ki bütün terörü sonlandıran, sona erdiren ülkelerde en nihayetinde bu aşamaların sonunda gelinen noktada buna bir af demesek de biraz önce ifade ettim. Toplumun kabul edebileceği limitler içerisinde normalleşmeyi sağlayacak adımların atılması diyelim. Önümüzdeki süreçte henüz gerçekleşmemiş aşamalar için şimdiden bir tespitte bulunmak istemiyorum. Hülasa bu üç aşamada biz uzunca bir süredir bu ülkenin, bu coğrafyanın sorunu olan bir konuya çözüm bulmaya çalışıyoruz. PKK'nın üst düzey kadrosu dışındaki diğer kadrolar için geçerli olacak değil mi bu sistem? Elbette ki ben kamuoyunun ve toplumun hazmetmesi, kabul edebilir limitler içerisinde olacağını ifade ettim. Peki üçüncü aşamayı ne zaman geçilir ve çıkışlar ne zaman tümüyle biter? Tabii şimdi tarih vermek, takvimlendirmek doğru değil. Yani bu aşamalarda beklenen sonuçlar ortaya çıktığı anda buna geçilir.
Sayın Bakan, PKK yanları karakol yapımı, Öcalan'ın şartları gibi birçok konuyu gündeme getirerek birçok eylem yapıyor. Kimlik kontrolü yapıyor bölgede ve Kandil'den de açıklamalar var. 1 Eylül'e kadar adım atılması gerekiyor deniliyor. Son günlerde Öcalan'ın ailesiyle yaptığı görüşmenin ardından açıklamaları var. Elime eteğimi çekip otururum, bu böyle gitmez diyor. Süreçte aksayan noktalar nedir ve bu provokatif girişimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu süreç başlarken bu yerli malı bir süreç dedik. Hakikaten üçüncü ülkelerin müdahalesi olmadan tamamen kendi istihbarat birimlerimizin inisiyatifiyle başlatılmış ve sürdürülen bir süreç. Şimdi bu süreci akabete uğratmak isteyen çok sayıda aktör var. Yurt dışı, yurt içi. Dolayısıyla bu tür girişimlere karşı sürecin daha direngen olması ve bu tür komplikasyon ihtimallerine karşı tedbirli olması gerekiyor. Bu anlamda bölgede bu tip hareketler oluyor maalesef ama bunlar lokal ve daha küçük gruplar tarafından yapılan hareketler. Daha sonra örgütün yöneticilerinin yaptığı açıklamalar var. Bizim bilgimiz ve irademiz dışında olmuştur diye. Ayrıca siyaset kurumunun tasvip etmediğine dair açıklamaları var bunlar. Niye 1 Eylül takvimini veriyorlar Sayın Bakan? Şimdi tabii şunu ifade etmem lazım. Burada olayı sıkıntıya sokacak daraltmalar, şartlar ihdas etmeler doğru değil, yanlış olur. Hemen şunu ifade edelim. 30 yıldır süren bir çatışma sürecini bu ülkenin ve milletimizin hayrına sonuçlandırmak üzere bir gayret içerisindeyiz. Şimdi bu süreç olumlu olarak sonuçlanırsa Türkiye kazanır, milletimiz kazanır, hepimiz kazanırız. Ama olumsuz sonuçlanır ise hepimiz kaybederiz. Dolayısıyla hiç kimsenin bir diğerini açık kapalı bir şekilde tehdide yönelmesini kabul edemeyiz. Bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur bu. Kimse bir diğerine bu süreçte lütufta bulunmuyor. Gerçekten kronik bir sorunu rasyonel yöntemlerle sonlandırmaya dönük bir gayret içerisindeyiz. Herkes sorumluluğunun bilinciyle hareket etmek durumunda. Ama tekrar tırnak içi söylüyorum. Bu süreci akamete uğratmak isteyen aktör sayısı o kadar çok ki bunlara karşı biz hakikaten tedbirliyiz, dikkatliyiz ve şimdiye kadar tevessül ve tenezzül ettikleri metotları, yöntemleri şükür ki boşa çıkarttık. Sayın Bakan, Kürtler silah bırakmadı. Türkiye'deki gücünü Suriye'ye gönderdi yolunda iddialar var. Suriye'deki PYD güçleri Türkiye'den gruplarla mı destekleniyor ve sınırda özerk bir yapılanma konusunda devletin zirvesindeki kaygılar nedir? Dün Suriye konusunda da bir toplantı yaptınız. Tabii PYD özellikle Suriye'nin kuzeyindeki yerleşim yerlerinde bulunan Kürt nüfusun içerisinden çıkmış bir hareket. Bu hareketin ana aksı Suriye'nin kendi içindeki dinamikleridir. Ancak tamamen dışarıdan kimse gelmiyor gitmiyor gibi bir tespitte bulunmak da iddialı olur. Şunu ifade edelim. Bizim 2012'nin sonunda başlayan bu çalışmamızda çözüm sürecini kastediyorum. Silahlı unsurların yurt dışına yani Kandil bölgesine doğru çıkmaları öngörülmüş idi. Nitekim çıkışların da önemli bir kısmı o tarafa doğru. Ha bu çıkanlardan o tarafa geçen var mıdır yok mudur? Bununla ilgili elimizde sağlıklı bir veri yok. Ama şunu ifade etmek lazım. Biz kendi Türkiye'nin problemini çözme noktasındaki öngördüğümüz takvimde yolumuza devam ediyoruz. Sayın Bakan, PKK silahlı bir örgüt olmaktan ziyade siyasallaştı diyebilir miyiz artık? Yok, bunu söyleyemeyiz şu anda. Siyasallaşma kaygısı var mı peki? Şimdi böyle bir kaygının olmaması lazım. Çünkü yıllar yılı hatırlarsanız bu ülkede hep şu söylendi. Dağlarda çatışmak yerine gelin düz ovada siyaset yapın diye bunu geçmişten de çok kimse dile getirdi. Silahlar konuşmasın, siyaset konuşsun. Artık bu çağda, bu dünyada silahlarla hak arama yöntemi geçerli değildir. Demokratik yöntemlerle kişilerin, grupların, sosyal baskı unsurlarının haklarını arayabileceği ifade edilmiştir. Bizim de öngördüğümüz şey budur. Yani terör örgütü sona ermeli ve eğer varsa bir takım hak talepleri bunların demokratik yöntemlerle gündeme getirilmesi esastır. Sayın Bakan, size sorulması gereken çok soru var. Hızla soruları sormaya çalışacağım. Başbakan Uludere'lilerle bir araya geldi. Yargı süreci ne zaman sonlanır? Onu elbette ki bizim bir takvim vermemiz söz konusu değil. Yargı süreci kendi şartları içerisinde ilerleyecek. Şu anda bildiğiniz gibi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı belli bir aşamaya getirdi.
bütün unsurları, delilleri toplanması gereken bilgileri topladıktan sonra da yaptığı değerlendirmede bunun askeri savcılığın görev alanına girdiği gerekçesiyle görevsizlik kararıyla askeri savcılığa gönderdi. Sayın Ergin, Öcalan'ın koşulları ve sağlık sorunu sürekli tartışılıyor ve sürekli gündemde tutuluyor. Öcalan'ın sağlık durumu nasıl? Uzman doktorlar tarafından muayene ediliyor mu? Son tablo nedir? Türkiye'de cezaevlerimizde 132 binin üzerinde mevcudumuz var. Bunun 26 bin küsürü tutuklu, kalanı hükümlü. Bütün hükümlü ve tutuklularımız 24 saat esasına dayalı sağlık hizmetlerinden istifade ederler. Burada tabii ki İmralı Adası ulaşım açısından Anakara'dakiler kadar lokal hareket edemeyeceğinden orada personelimiz açısından da güvenlik güçleri açısından da sürekli görev yapan aile hekimlerimiz var. Dolayısıyla sağlık konusunda en ufak bir tereddüt yok. 24 saat esasına dayalı son orada aile hekimi tedavi ediyor, muayene ediyor, gerekli tedavileri uyguluyor. Uygun görüldüğü periyotlarda da uzmanlar geliyor. Dahiliye uzmanları, göz uzmanı, ortopedi, efendim cildiye, bütün bunlar gelen uzmanlar arasında. En son 16 Temmuz günü, yani bundan yaklaşık işte 14 gün önce, 13-14 gün önce adaya uzmanlar gitti. Bu uzmanlar göz, ortopedi, cildiye ve kulak, burun, boğaz. Daha önce dahiliyeci, ürolog. Şu anda elinizde raporları var. Sağlık durumunda herhangi bir sorun yok o zaman. Elbette. Yani burada her uzman kendi açısından, kendi ihtisas alanıyla ilgili muayenesini yapıyor. İhtiyaç görürse reçete yazıyor ve onlarla ilgili tıbbi anlamda yapması gereken yardımı sağlıyor. Şunu ifade edeyim. İmralı Adası'nda bulunan hükümlü Abdullah Öcalan ya da diğer hükümlüler sağlık şartlarının gerektirdiği her türlü tıbbi imkandan yararlanıyorlar. Diğer cezaevlerimizdeki 132 bin kişi gibi. Bu açıdan bu konu üzerinden farklı hassasiyetler geliştirerek farklı bir takım aktiviteler oluşturmak doğru değil. Bu konuda devlet sağlaması gereken hizmeti sağlıyor. Sayın Bakan, merak edilen konu Öcalan'ın odası ne zaman değişilecek? Nasıl bir yere geçecek yine İmralı Adası'nda? Şimdi İmralı Adası'ndaki ceza infaz kurumumuz büyük bir yerdeyiz zaten. Yani bir avlu etrafında oluşturulmuş koğuşlar var ya da odalar var. Hatırlanacağı gibi 99'da Türkiye'ye getirildiğinde hükümlü İmralı Adası'nda yalnız kaldığı bir mekana konulmuş idi. Daha sonra Avrupa Konseyi İşkence Yönleme Komitesi yanına farklı hükümlülerin getirilmesi gerektiği, aksi halde tecrit şartlarının oluşacağından bahisle eleştiri yapmıştı Türkiye ile ilgili. Bunun üzerine orada Adalet Bakanlığı ilave mekanlar yapmıştı ve şu anda orada 9 hükümlünün barınabileceği bir tesisimiz var. Şu anda 6 kişi var. İlave hükümlü götürebiliriz oraya. Birkaç kişi daha. Ne zaman gelecek ilave hükümlü ve yani içlerinde bizim, kadın mahkum olacak mı Sayın Bakan? Bizim 2009'da tamamladığımız ilave ünitelerle beraber 9 kişilik yerimiz var. Abdullah Öcalan'ın ilk gittiğinde adaya kaldığı, müstakil kaldığı bir odası daha vardı. Orası da şimdi bakımı yapıldı. Boyası, badanası, temizliği neyse. Ne zaman yeni hükümlüler gelmesi halinde oradan istifade edilecektir. Yani mevcut odası ya da önceki Türkiye'ye ilk geldiğinde kaldığı oda. Daha geniş bir oda mı çok orası? Farklı değil. Çok farklı değil ama daha önceden yapılmış olduğu için farklı standartlarda yapılmış idi. Bu anlamda ihtiyaç olması halinde bu tür değişimler her zaman yapılabilir. Sayın Ergin, o da adaya mahkumların gideceğini söylediniz. Kadınlı erkekli gruplar mı olacak, kaç kişi olacak? Bizim ceza infaz kurumlarımızda imkan dahilinde kadın ve erkek cezaevleri ayrılır. Kadın cezaevi olmayan yerlerde ise fiziki teması olmayan bölümlerde barındırılır kadınlar. O açıdan adaya gidecek kişiler erkek olacaktır. Sayın Bakan, merak edilen soru, son dakikalarımız artık. Cinsel taciz cezalarının artırılması ile ilgili bir düzenleme var. Günlerdir tartışılan. Bunun içinde caydırıcı ne tür maddeler var? Aslında bu konuda 2005 yılında yapılan değişiklikle temel paradigma değişimleri yapılmış idi. Ancak uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle de uzunca bir zamandır bir çalışma grubu oluşturmuştuk. Sağlık Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ve Adalet Bakanlığı'nın içerisinde olduğu bu
heyet bu çalışmaları tamamladı. Dün de bununla ilgili son toplantıyı yaptık. İnşallah yakın tarihte parlamentoya sevk edeceğiz. Buna göre artık cinsel taciz suçu ve cinsel saldırı suçlarında cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi için ceza miktarlarında artırım öngörülüyor. Mesela taciz suçunda 3 aydan 2 yıla kadar olan basit tacizde 4,5 aydan 3 yıla kadar cezalar arttırılıyor. Yani ceza miktarı %50 arttırılıyor burada. Yine basit cinsel saldırı suçlarında ceza limiti 2 ila 7 yıl aralığındaydı. Bu 4 yıldan 10 yıla çıkartılıyor. Burada da alt sınırda %100'e yakın bir artış var. Yine nitelikli cinsel saldırı suçları da 7 yıl ile 12 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılıyor idi. Bu da 10 ila 20 yıl aralığına çekiliyor. Burada da alt sınırda önemli bir artış söz konusu. Çocuk mağdurlar bakımından